Yapılan çalışmalar ve gözlemler göstermiştir ki anne sütü alan bebekler obez olmamaktadırlar. Bunlar hem bebeklik döneminde hem de ergenlik, erişkin döneminde. Çünkü anne sütünün içeriğinin bebeğin ilk emmeye başlamasıyla emzirmenin sonuna doğru olan kısmındaki içerik farklılaşıyor. Yani şu demek bu, başlangıçta emerken proteinden daha yoğun, karbonhidrattan daha yoğun, lipitten, yağlardan daha az zengin olan anne sütü, emzirmenin ilerleyen saatlerinde bebeğin doymasını sağlayabilmek amacıyla yağlar daha artmakta. Bu da bebeğin tokluk hissini sağlamakta. Yani bu da neyle sonuçlanıyor? Bebek emiyor ve bakıyor ki artık yağlar daha fazla anne sütüyle birlikte kendine gelmeye başlıyor ve midesinde o doygunluk hissini sağladığı için bu artan yağlar artık bebek emmeyi kendiliğinden bırakıyor. Bu formüle beslenmelerde bebekler için sağlayamadığımız bir özellik. Formüle beslenmede bebek hani emdiği sürece aynı içerikteki maddeyi emiyor. O yüzden doyma duyusu daha geç ortaya çıkıyor. Ama lipitten, yağdan zengin olan anne sütünün içeriği bebekte doymayı sağlıyor. Bu da bebeklerin ileri yaşlarda obez olmasını engelliyor. Çünkü eğer bebeklik döneminde siz bir bebeğe çok kilolu hale gelmesini sağlıyor iseniz, o zaman hücreler, yağ hücrelerinin sayısı ve içerikleri artıyor. İçeriklerin artması önemli değil. Bunlar azaltılabilir diyetlerle ama hücrenin artması, yağ hücrelerin artması hayat boyu bu çocuğun kilo almasına neden olabiliyor. O yüzden anne sütü gerçekten bu anlamda da çok koruyucu bir madde.